söylüyorum. Bunların da kazancı oradan. İnşallah en iyi şekilde Allah hizmet etmeyi nasip etsin kardeşlerime de yapıyorlar ki. Ben burada şahidim. Allah emeklerinden razı olsun hepsine. Burada beni gururlandıran bir tablo var. Valimiz buradaydı. Biraz önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Ankara olduğu için gitti. Hocalarım buradalar. Sakarya Ticaret Sanayi'si, Borsa'sı, Akyazı, Oda, Borsa hepsi buradalar. Sakarya marka şehir yapan işte bu birlik haberiniz olsun. Yine çok güzel bir söz var ya, birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır diye. Bir araya gelirsen rahmeti bereketi görür. Sakarya'da bu rahmet, bereket burada. Bunu bozarsanız siz de kaybedersiniz, Türkiye'de kaybeder. Onun için özellikle Sakarya Ticaret Sanayi'den Ankara'da Sakarya'daki tüm başkanlarla Ankara'da birlikte çalışıyoruz değerli kardeşlerim. Onların bilgisinden, tecrübesinden Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Başkanı olarak ben de istifade ediyorum. Bütün buradaki dört odam ve borsa başkanından istifade ediyorum. Özellikle Cumhuriyetimizin 103. yıl coşkusunu yaşadığımız bu önemli yılda Sakarya'mıza değer katanları biraz sonra ödüllendirecekler. Birazdan fazlasıyla hak ettikleri ödüllerini alacak tüm teşebbüs kardeşlerimle iftihar ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bir asrı geride bırakan, 106 yıllık köklü mazisini getirdiği birikim, deneyim ve saygınlığı devamlı güçlendirdiği kurumsal yapısıyla Sakarya'mıza kazandığınız çalışmalarla odanızda gurur duyuyorum. Çok mu uzattım da geldi ya? Ya şimdi ben bu ödül törenlerinde bundan anımı da anlatayım da Ankara'da ben ödül törenler olur. Hasbelkader benim şirketlerimde ödül alıyor. Şimdi biraz sonra çıkacak kardeşler diyeyim. Ama hiç o zaman tabii o zaman birliği başkanıydı. Bir şey değiliz. Hiç kimse birinci sırada tutturmuyor. 2, 3, 4 neyse adımızı koymuşlar ödül alacaklar. Biz grubunda oturuyoruz. Şimdi çıkan konuşuyor, çıkan konuşuyor. Diyor ki ama çok konuşuyorlar ya. Şu bir an önce ödülümüzü alsak da gitsek. Biraz sonra ödül alacak kardeşim psikolojisi de bu haberiniz olsun. Ama ben ne zaman Odalar Birliği Başkanı oldum, şu mikrofonu eline aldım. Bu bir hastalıkmış mikrofon, haberiniz olsun. Kardeşlerim ikazı hemen buraya geldim. Yani senin sayende Akgün'ün adının Ahmet olduğunu da öğrendim ha. Biz Akgün diye biliyorduk, senin sayende Ahmet Akgün'ü duydum. Özellikle teşebbüs kardeşlerimi kutluyorum. Ama son olarak bir şey söylemek istiyorum. Ne olur bakın, biraz önce Akgün çok güzel dünyayı anlattı, kargaşalıkları anlattı. Diyorum ki, biz buradan çıkabilmenin yolu el ele dayanışmayla çıkabiliriz. Zor bir coğrafyadayız. Zor coğrafyadan şikayet etmiyor. Biz bir Finlandiya değiliz, bir İsveç değiliz, Amerika değiliz. Bu zor coğrafya bizi dik tutuyor. Bizi diri tutuyor, bizi proaktif hale getiriyor. Ama değerli kardeşlerim, ne olur birbirinizi ötekileştirmeyin. Birbirinizin etnik kökeninden, mezhebinden, inancından, farklı fikrinden, neyse renginden ötekileştirmeyin. Birbirinizi sevin. Allah hepimizi farklı yaratmıştır. İstese hepimiz aynı yaratıldı kardeşim ya. Şu parmak izimiz benzemiyor birbirine ya. Diğer yaratıklardan farklı olarak bile beyin vermiş bize. Düşün diyor. Düşünemeden farklı düşünür ya. Ne olur farklı düşünüyor diye kardeşini dışlama. Bak biraz önce anı anlattı. Sakarya demedi. Ya buraya ben koşup gelenlerdenim. Bütün millet buradaydı biliyor musunuz? Aklınıza kim geliyorsa. Bugün içinizde beğenmediğiniz kişilerin hepsi buradaydı. Burada şahit olduğum gözüme yaşlarım doldu. Bir anım
Akyazı'da 35 plakalı station'ın 75 yaşında bir amca ile teyze station vagonun arka koltuğunda yatırmış. Full eşya buralara kimin ne ihtiyacı var dağıtmaya gelmişti. Ya böyle bir dayanışma yok ha bu millette. Ama kötü günde dayanışmamız muhteşem. İşte bunu yine Kahramanmaraş depreminde de gördük.